Şimdi şu masada gördükleriniz Anadolu'nun kadim buğdayları. Bunlar işte belki de 3000 yıllık, 5000 yıllık veya 100 yıllık, 500 yıllık yerel çeşitler. Genetiğinle oynanmamış, melez, katır, hibrit değil. Şu gördüğünüz çavdar. Şu kara kılçık. Bu kızıl güldük. Bunun yanındaki de gökala buğday. Gökala buğday deriz biz. Bu ikisi şu Finike sahil bölgesinin buğdayı. İyi şey olur. Ekmekliktir. Yazır, Ernaz o tarafta daha çok yaygın olarak ekilir. Bu da ak buğday. Bu koca buğday. Bu sırma dediğimiz bizim bu yöreye ait bir buğday. Buna da püskülü buğday diyoruz. Bu da akçalı basan dediğimiz iyi verimli bir çeşittir. Gluteni çok düşüktür. Bu da akça buğday. Bu kel buğday deriz biz buna. Şeyinden dolayı. Bu da dört sıralı arpadır. Bakın. Bu arpa normalde iki sıralı olur. Bu dört sıralı arpadır. Bu da sunter buğdayı. Daha çeşitlerimiz var. Yaklaşık 27 çeşit Anadolu buğdayının ekimini yaptım. 350 dönüm civarında arazi ekiyorum. Elimden geldiğince yerel çeşitlerin kaybolmasın, çoğalsın diye üretimini yapıyorum. Bunun yaklaşık yılda 100 ton, 120 ton civarında bir buğday üretiyorum. Bunun yaklaşık 70-80 tonunu Türkiye genelinde tohumluk olarak dağıtıyorum. Buğdayların şu özelliği var, kuraklığa dayanıklıdır. Bu bölgenin kendi buğdayıdır, kendi has buğdayıdır. Bu bölgeye, topraklara, iklim şartlarına adapte olmuştur, uyum sağlamıştır. Diğer melez, katır buğdaylar, cüce buğdaylar, endüstriyel buğdaylar, sertifikalı buğdaylar. Onlarda gluten daha yüksektir. Buğdayda gluten olması gerek. Gluten olmadan ekmek olmaz, hamur olmaz. Ama yerel çeşitlerde 14 glutenle 24 28 gluten vardır maksimum. 28 glutenle çok buğday yoktur. Genelde 14-24 arasındadır. Melez çeşitlerde, sertifikalı çeşitlerde 70 ila 90 gluten vardır. Bu da gluten çok yüksek olması, işte günümüz hastalıkları, çölyaktır, obezitedir, kanserdir, diyabettir, gluten alerjisidir, kısırlıktır özellikle. Kısır buğdaydan, kısır tohumdan elde edilen insanlar uzun vadede çocuklarımız, gençlerimiz kısırlaşacak. Tüp bebek oranı arttı, kısırlık oranı arttı. 25-30 yaşındaki delikanlılar, genç kızlara evlilik yapıyor ve çocukları olmuyor. Doktor doktor, hekim hatta hoca hoca geziyorlar. Bunun sebebi gıda teröründen. Dünyada en büyük tehlike gıda terörü. Genetiğinle oynanmış tohumlardan elde edilen ürünler, günümüz hastalıkları bundan oluyor. Yerel çeşitler hızla kaybolmakta. En büyük dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Yaklaşık bundan 50 yıl önce Anadolu topraklarında 1700 kusur çeşit yerel buğday çeşidi vardı. Kala kala 58-60 çeşide düştü. O kadar da var mı yok mu onu bilmiyorum. Yalnız şu var, 27 çeşidini ben elimde bulunduruyorum, ekiyorum. Ve bu da her geçen yıl bu konuda iyi bir üretici olduğum için arkadaşlar bu konuda yardımcı oluyor. Farklı çeşitler olduğu zaman gönderiyorlar. Bizde olanları onlara gönderir, takas yapıyoruz. Bu şekilde yani gelecek nesillere tohumları